Merhaba arkadaşlar, ben Hanife Hoca. Kanalıma hoş geldiniz. Videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Sizin için çok güzel bir video çekeceğim. 2022 DGS'ye girecek olan arkadaşlar için ALES'ten yararlanarak ve son DGS'den yararlanarak DGS istatistiklerini paylaşacağım ve kaç net yapmanız gerektiğini size söyleyeceğim arkadaşlar. Kaç net yaparsanız standart sapmayı geçebileceğinizi, ortalamayı geçebileceğinizi size söyleyeceğim arkadaşlar. Yığılmalara takılmamak için bu videoyu sonuna kadar izleyin arkadaşlar. 2021 DGS'ye baktığımızda 120 sorunun tamamını yapan aday yok arkadaşlar. Bunlardan 119 yapan bir aday var. Bu arkadaş da sayısalcı zaten. Sayısal testlerden 60 sorunun tamamını yapan 7 aday var arkadaşlar. Geçen sene için söylüyoruz. Sözelde soruların tamamını yapan aday bulunmuyor arkadaşlar. 59 soruya doğru cevap veren 6 adayımız bulunuyor. İnşallah bu sene 50 artı 50, 100 soru, belki de full yiyen kişilerin sayıları birkaç kişi olacak arkadaşlar. Şimdi buradan istatistik kısmına baktığımızda arkadaşlar, sayısal testlerde adayların doğru cevaplama ve boş bırakma oranlar, yani soru bazlı birinci soru, ikinci soru, üçüncü soruyu, dördüncü soruyu tarzında hangi soruları çok yapmışlar, birinci, ikinci soruları, mesela altıncı soruları çok yapmış adaylar, 16. soruyu çok az yapmışlar. Ben bir sonraki videoda bu soruların hangi sorular olduğunu sizinle paylaşacağım arkadaşlar. O videoda birkaç saat içinde yüklenecek zaten. O videoyu da mutlaka izleyin arkadaşlar. Mesela baktığımızda çok ilginç. Burada 59. soruyu çok fazla kişi yapmış baktığımızda. İşte 50. soruyu çok az kişi yaparken 51 ve 52. soruyu çok kişi yapmış. Mesela 32. soruyu çok fazla kişi yapmış. Baktığınızda mesela cebirlerde bazı soruları gerçekten yapamamışlar arkadaşlar. Yani mesela 11. soru az yapılan sorulardan yine bir tanesi arkadaşlar. 11. soru. İşte 16. soru. Bunlar az yapılan sorular. Bunları paylaşacağım bir sonraki videoda sizinle. DGS'de testlerin yıllara göre doğru cevap oranları şurası arkadaşlar. Yani baktığınızda hani toplamda işte 52, 60, 68, 70'e kadar adaylar 70 nete kadar yapmışlar. Bakın yığılmaların olduğu yeri görüyor musunuz? Bakın 72'ye kadar olan koca bir yığılma tablosu var. Bu her sene oluyor arkadaşlar. 72 netten sonra 84'e kadar bir yığılma yine var. Bakın 72'den 84'e kadar şurada bariz bir yığılma görülüyor. Ama 84 netten sonra yığılmalar çok ince bir çizgi halinde ilerliyor. Yani geçen seneki DGS'de 84 neti geçen adaylar ÖBP'leri çok kötü değilse mutlaka bir yere yerleştiler arkadaşlar. Yani bu anlama geliyor. Tabii ki şimdi soru sayısı değişti. ALES'lerden faydalanarak yani size ne yapılması gerektiğini paylaşacağım arkadaşlar. Burada da adayların sayısal sözel eşit ağırlık puan türlerine göre dağılımları, yani işte baktığınızda puan aralıkları, mesela örnek verelim 280 ile 299 arasında kaç sayısalcı olduğunu bize söylüyor. 6000 sayısalcı aday varmış 280 ile 299 arasında. Sözelde 7000 aday varmış. Görüyor musunuz? Eşit ağırlıklarda 4000 aday varmış. Buralarda hala yığılma olduğunu gösterir. Yani 300 puan üstünü geçerseniz sayısalda 2000 kişi kalıyor. Sözelde 1600 kişi kalıyor. Eşit ağırlıkta 1200 kişi kalıyor. Yani burada siz 300 puanı aştığınız an kesinlikle bir yığılma diye bir şey kalmıyor arkadaşlar. Bu DGS'de, bu seneki DGS'de de aşağı yukarı buna benzer bir tablo olacak arkadaşlar. Bu değerlendirme raporu arkadaşlar. Son DGS'nin değerlendirme raporu. ALES dağılımı nasıl olur? Yani işte DGS olursa, DGS ALES gibi oldu artık, 50 artı 50. DGS'nin dağılımı tahmin olarak nasıl olacak arkadaşlar? Bunu sizinle paylaşacağım. Adayların sayısal puan dağılımlarına baktığınızda arkadaşlar, aday sayılarına baktığınızda bakın mesela burada çok ciddi bir yığılma var. Yani 50 puanla 77-80 puana kadar, bakın görüyor musunuz? Burada ciddi bir yığılmadan bahsediyoruz. 80 puanla 86 puana kadar yine bir ufak bir yığılma var ama 86 puanın ötesinde herhangi bir yığılma yok arkadaşlar. Yani ALES'te 86 üzeri bir puan alan bir kişi sayısalda ciddi bir yığılmadan kurtulmuş oluyor arkadaşlar. Bu DGS'de de böyle olacak. Yani 86 ALES neti, ALES puanı yaklaşık olarak işte 40-45 arasında bir matematik netine denk geliyor. Bir 10-15 Türkçe netine denk geliyor arkadaşlar. Eşit ağırlık puan dağılımına baktığımızda yine kişilerin 80-83 bandına kadar bir ciddi yığılmanın olduğunu görüyoruz. 80'in üzerinde yığılmalar kalmıyor.
Yani siz eşit ağırlıkta da tahmini olarak 80-85 puanı alabilmeniz için tahmin olarak yani sizin bir 70-75 arasında bir net yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Ben komple yığılmadan kurtulmak istiyorum diyorsanız 86'dan sonrası düşünülüyor. 86'dan sonrası da aşağı yukarı bir 80 nete denk geliyor arkadaşlar. Tamam. Yani siz yığılmalardan kurtulmak istiyorsanız sayısalda bu seneki DGS'de yığılmalardan kurtulmak istiyorsanız sizin 38 37 38 net bandını aşmanız gerekiyor arkadaşlar. Yani 30 35 arasında ciddi bir yığılma olacaktır. Bunu size söyleyeyim. 35'ten sonra yığılmalar azalacaktır. Ama 40'ı aşarsanız 38 40 bandında bir sayısal neti yaparsanız aynı şekilde 75 80 arası bir eşit ağırlık neti yaparsanız yığılmalardan kurtulabileceksiniz arkadaşlar. İşte bu seneki DGS şöyle olur, böyle olur, zor olur, kolay olur. Arkadaşlar ÖSYM sınavlarının çeldiricikleri aşağı yukarı aynıdır. Yani soruların zorlukları aynı oluyor, fark etmiyor. Baktığımızda işte soruların zorluk derecelerini de size paylaşabilirim. Yani burada baktığımızda soruların ayırt edici özelliklerini ben burada paylaşmadım. Ama soruların ayırt edici özelliklerine baktığımızda da aşağı yukarı ayırt ediciliği 0,40 ile 0,60 arasında gidip geliyor. Yani hani çok kolay olan bir sınav yok arkadaşlar ya da çok zor olan bir sınav olmuyor genelde. Ortalama bir sınavdan bahsediyoruz, tamam? Yani hani bu sene DGS şöyle olur, böyle olur demiyoruz. Aşağı yukarı böyle olacağını tahmin ediyoruz. Sözeldeki yığılmalar da arkadaşlar 84 puan üzerinde sözellerde bir yığılma kalmıyor. Yani bu aşağı yukarı sizin sayısalda 40 civarı bir net, sözelde sizin aşağı yukarı burada gözüküyor arkadaşlar. Bakın sayısalda 40'a kadar, bakın 40 nete kadar bir yığılma var. Yani burada işte adayların doğru cevap oranları baktığınızda işte bir 20 cevap yapan adaylar, işte yüzdeliklerine baktığımızda 40 tane doğru cevap veren adayların yüzdelikleri 40'tan sonra görüyorsunuz. Yani burada bir şey kalmıyor arkadaşlar. Yani 40 netin üstünde sayısalcılarda yığılma diye bir şey kalmıyor. 38'e kadar bir yığılma olabilir arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Sözellerde de baktığımızda eğer sadece sözelcilerden bahsediyorsak 44 neti geçmeleri gerektiği anlamına geliyor. Burada ALES'lerin şöyle bir şey var. Eşit ağırlıklarda bunu vermemiş. Yani sayısalcılar için vermiş, sözelciler için vermiş. Eşit ağırlıklar için bu tablo üzerinden konuşmak çok zor. Eşit ağırlıklar için tahmini ben neti söylüyorum. 75'e ne kadar 75 nete kadar yığılmalar olur arkadaşlar. 75 netin üzerinde bir yığılma beklemiyorum eşit ağırlıkta. Sözelde 44'e kadar, sayısalda 40'a kadar bir yığılma bekliyoruz arkadaşlar. 40'tan sonra sayısalda kesinlikle yığılma olmaz. 38'den sonra da olmama ihtimali çok yüksek. Çünkü ALES'ler 150 dakika, DGS'ler 135 dakika arkadaşlar. Yani ALES'lerde 44 net bir yığılma varsa örnek veriyorum. DGS'de bu 42-41 nete kadar düşebileceği anlamına geliyor. Bu anlamda sayısalcı arkadaşlar 38 neti geçmeye dikkat etsinler. Sözelci arkadaşlar 42 neti geçmeye dikkat etsinler. Eşit ağırlıkçı arkadaşlar 75 neti geçmeye dikkat etsinler. Bunu geçerseniz yığılma diye bir şey kalmayacaktır arkadaşlar. DGS'de çıkan en kolay sorular, en zor sorular nelerdir? Bunları da sizinle paylaşacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.